Dostlar merhaba. Geldik 49. dersimize. Hatırlarsanız cümlenin ögelerine giriş yapmış, çok önemli kurallar öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizde temel ögeleri ve yardımcı ögeleri göreceğiz. Haydi siz kitabınızı ayarlayın. Ben de notlarımı çağırayım. Dersimize başlayalım. Evet dostlar notlarımızda geldiği 49. ders cümlenin ögeleri bu dersimizde temel ögeleri ve yardımcı ögeleri tüm yönleriyle tüm taktik ve teknikleriyle ele alacağız. Kıymetli dostlar biliyorsunuz bu kitabı işler kitabevinden temin edebiliyorsunuz her şubede mevcuttur. Aynı zamanda bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bir indirim kodu, bir de link sabitleyeceğim. Oradan da rahatlıkla temin edebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Şimdi bizim bir temel ögelerimiz var. Özne ve yüklem. Bunlar olmadan cümle olmaz. Özellikle de yüklem yoksa ortada cümlenin varlığından bahsedemeyiz. E bir de yardımcı ögelerimiz var. Cümlenin kurulması için mutlaka gerekli olmayan ama olunca da güzel olan, anlamı geliştiren ögeler. Mesela öznenin yaptığı eylemden etkilenen nesne. Öznenin yöneldiği, bulunduğu, kaldığı durumları gösteren yer tamlayıcısı. Öznenin yaptığı eylemin nasıl yapıldığını, ne zaman yapıldığını, niçin yapıldığını vesaire gösteren belirteç yani zarf tümleci. Öznenin kimle, neyle yapıldığını, kim için, ne için yapıldığını veren edat tümleci ya da ilgeç tümleci. Bunların hepsine bakacağız. Ama en önemli ögemiz yüklem. Yüklem yanlış bulundu mu dostlar? Biliyorsunuz diğer ögelerde hatalı bulunuyor. Bunu gömleğin düğmelerini iliklemek gibi düşünün. Daha birinci ilik yanlışsa e diğerleri de yanlış sıradan devam edecektir değil mi? E dolayısıyla yüklemin doğru tespit edilmesi lazım dostlar. Çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yüklemi halledersek geri kalan ögeler zaten çorap söküğü gibi geliyor. Peki yüklem nedir? Cümlede anlatılan iş, Olay, duygu, düşünce ya da yargıyı içeren temel ögeye biz yüklem diyoruz. Yüklem cümledeki iş, oluş, kılış, istek, düşünce ya da yargıyı bak çok dikkat zamana ve kişiye bağlı olarak bildirir. Yani yüklem diye altını çizdiğin sözcük ya da söz grubu sana bir zaman bilgisi ya da niyet bilgisi çünkü bazen dilek kipleri de kullanılıyor ve kişi bilgisi vermek zorundadır. Ben mi, sen mi, o mu, biz mi, siz mi, onlar mı? Bu bilgileri vermesi lazım. Yani içinde ki peki şahıs eki veya Ek fiil barındıran ögeye biz yüklem diyoruz. Yani bir sözcüğün altını çizdiğin yüklem dedin. Orada kip artı şahıs olacak. Hocam göremedik. O zaman ek fiil olacak. Hocam yine göremedik. Demek ki yüklemi yanlış buldun demektir. Yani yüklemde ya ki artı şahıs olacak ya da ek fiil olacak. İkisinden biri mutlaka olacak. İkisi de yoksa yanlış bir yeri çizip oraya yüklem demişsindir. Çok dikkatli. Bütün bir cümle biliyorsunuz ki yüklem üzerine kurulur. Yardımcı ögeler yüklemin anlamını tamamlar ve yüklemi destekler. Yüklem çekimli bir fiil ya da ek fiille çekime girmiş isim soylu bir sözcük ya da bir eylemsi olabilir. Şimdi burada şu ayrımı bir yapalım Allah aşkına. Yüklem demek fiil demek değildir kurban olduklarım. Tamam yüklem genellikle fiilden oluşur. Bu bilgi doğru ama yüklem eşittir fiil son derece yanlış. Evet yüklem genellikle fiillerden kurulur ama her zaman fiil olmayabilir. Yüklem bir isim olabilir, bir sıfat tamlaması olabilir, zamir, fiil, fiilimsi, birleşik fiil, ikilemeler, tamlamalar, deyimler, her şey ama her şey. Aklınıza gelebilecek bütün sözcük türleri cümlede yüklem olabilir. Dolayısıyla yüklem fiil bu eşleşme yanlış bir eşleşme. Genellikle fiil evet bunu doğru kabul edebiliriz. Şimdi yüklem dediğimiz öge tek bir sözcükten oluşabildiği gibi bir kelime grubundan da oluşabilir dostlarım. Dikkat! Yüklem olumsuzluk veya soru bildirir bazen. Olumsuzluk bildirdiğinde şu değil sözcüğüyle yanındaki sözcükle beraber alırsınız. Birazdan onun formülünü de vereceğim size. Mi soru edatıyla yanındaki sözcüğü birlikte alırsınız. Soru ve olumsuzluk bildirdiğinde unutmayın. E gelsin formülümüz şimdi. Bakın yüklem iki şekilde bizim karşımıza çıkacak. Yani sen bir sözcüğün ya da söz grubunun altını çizdin. Oraya yüklem dedin ya. Ya şu birinci ihtimali göreceksin. Bir fiil kit ve şahısla çekime girecek. Yani çekimle eylem gelecek. Yüklem olacak. Tamam. Ya da isim soylu bir sözcük. Hocam neydi bunlar? İsim, sıfat tamlaması, zamir, zarf hatta, hatta edat, hatta bağlaç, her türlü sözcük grubu olabilir. İsim soylu ya da bir eylemsi ya da bir tamlama ya da bir söz grubu gelecek. Cümlede yüklem olacak ama nasıl olacak? Üzerine ek fiil alarak. E dolayısıyla yüklem buluyorsak orada ya bir ek fiil olacaktır. idi imiştirdir ya da ki artı şahıs olacaktır. Bak bu yuvarlak için aldıklarımdan biri yoksa yüklemi yanlış bulmuşsun demektir. Bir de yüklemler söz grubu olarak kullanıldığında şu gibi, için gibi anlamsız kelimelerle beraber kullanıldığında, bunu zihninizde şöyle formüle edin: X gibi, X için. Yani mesela bu çiçekler senin için. Cümlenin yüklemi sadece için olmaz, senin için, X için birlikte alacaksın. İşte annem melek gibidir. Sadece gibidir yüklem olmaz melek gibidir, x gibidir. O x yerine artık hangi sözcük geliyorsa onunla beraber o söz grubunu bölmemelisin. Zaten birinci dersimizde bunları konuşmuştuk. Söz grupları bölünmez bir bütün olarak alınır. E haydi gelin yüklemlere bir bakalım. Basitten karmaşa doğru gidelim. Şimdi ev soğuyunca kömür sobasını yaktı. Yakmak fiili geçmiş zamanla çekimlenmiş ve gelmiş cümlede yüklem olmuş. Tek başına aldım çünkü birleşik fiil değil. Yanındaki sözcükle bir öbek oluşturmamış. Tek başına çekimle ile gelmiş cümlede yüklem olmuş. Siz karşısına çekimli fiil diye de yazabilirsiniz dostlar. Kulübün bu kötü teklifini kabul etti. Bak bu sefer iki sözcüğü birden aldım. Kabul etti. Niye ikisini birden aldım? Çünkü bu bir birleşik fiildir. Şimdi kıymetli dostlar, eğer cümlenin yüklemi bir fiil ise yani mekmak eki alan bir sözcükse unutmayın kenara bir yere not alabilirsiniz. Genellikle tek sözcükten oluşur. Eğer yüklemimiz bir fiilse, yüklem fiil olduğu halde birden fazla sözcükten oluşacaksa, bunun iki tane ihtimali var dostlarım. Ya şu örnekte olduğu gibi kabul etti, yardım etti, hasta oldu, geli verdi, gidi verdi gibi. Ya bu örnekte olduğu gibi birleşik fiil olacaktır. Ya da yine birleşik fiiller içerisinden bir deyim olacaktır. Örneğin bu notlardan sonra göze girdi. Bak girmek fiil göze girdi deyip birlikte aldım. Birden fazla sözcük çünkü deyim. Yani fiil birden fazla sözcükle yüklem kuruyorsa ya karşımda bir deyim vardır. Bu da bileşik fiildir gerçi. Ya da bir birleşik eylem vardır. Bunun dışında fiiller tek sözcükle yüklemde orayı işgal eder. Ama isim soylu sözcüklerde genellikle yüklemimiz birden fazla sözcükten oluşur. Niye genellikle? Çünkü orada ya bir sıfat tamlaması vardır, ya ad tamlaması vardır, ya bir edat grubu vardır, ya bir eylemsi grubu vardır vesaire. E gelin devam edelim örneklerimize. Mesela maçtan sonra yorgun gibiydi. Bütün bunlar senin içinmiş. E biraz önce anlattım. Gibiydi tek başına alınmaz. İçinmiş tek başına alınmaz. X gibiydi X içinmiş. Bunları birlikte düşüneceğiz. Yanındaki sözcükle yorgun gibiydi yüklem senin içinmiş yüklem. E bunlar isim soylu. Bak biri ikisi de edat yüklem olmuş. Nasıl yüklem oldu bak? Gibi idi. Bak şurada bir ek eylem var. Senin için imiş. Bak burada bir ek eylem var. Ek eylem gelmiş isim soylu sözcükleri yüklem yapmış. Bana ters ters bakan oydu. Cümleyi daha net okuyalım. Bana ters ters bakan Kişi, kişi adı düşmüş önemli değil oydu o idi bak zamir gelmiş cümlede ek eylem alarak yüklem olmuş. Okulda kaybettiğim eşyam kırmızı atkıydı. Kırmızı atkı sıfat tamlaması. Kırmızı atkı idi. Bak ek eylem alarak cümlede yüklem oldu. Bir sıfat tamlaması. En çok özlediğim şey adı düşmüş önemli değil. Annemin kulağımdan çıkmayan sesiydi. Annemin sesi. Bak belirtili alt tamlaması bölmüyorum. Annemin sesi idi. Ek eylem almış. Gelmiş cümlede yüklem olmuş. E gördüğünüz gibi isim soylu sözcüklerde <laughs> Affedersiniz. Yüklem birden fazla sözcükten oluşabiliyor. Tamam mı? Genellikle sıfatlar oluyor. Tamlamalar oluyor vesaire. Ama fiilse genelde tek sözcükten oluşur. Birden fazla sözcükten oluşma durumu Dediğim gibi ya birleşik fiil vardır karşımda Ya da deyimleşmiş birleşik fiil vardır. Bir de şunu unutmayın. Yüklem eğer fiilse fiile soracağınız nasıl sorusunun cevapları yüklemin dışında kabul edilir. Mesela yaktı şurada güzelce diye bir sözcük olsun. Güzelce. Ev soğuyunca kömür sobasını güzelce yaktı. Yaktı yüklem nasıl yaktı? Güzelce yüklemin dışındadır artık o. Zarf tümlecidir tamam mı? Ama eğer yüklem isim soylu bir sözcükse bakayım var mı burada? Ha atkıydı. Nasıl atkıydı? Kırmızı atkıydı. Bak nasıl sorusunu yükleme dahil ediyorum. Çünkü sıfat tamlaması kuruyor. Bu nasıl sorusunu bu anlamda iyi düşünmemiz lazım. Fiile soruyorsak zarf tümleci olarak yüklemin dışında, isme soruyorsak yüklemin aman 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 içine dahil et. Dışarıda değil, çok dikkat. Haydi örnek sorumuz. Kitabımda en sevdiğim bölümler böyle her anlattığımı bir soruyla size göstermek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış belirlenmiştir? Ve biraz önce çeşitlerini gördük değil mi? Her büyük sanatçı dilin gelişimine katkıda bulunur. Şimdi katkıda bulunmak. Sen bir dur bakalım. Kültür değişimlerinin çoğu dildeki değişmelerle başlar. Başlar fiil. Şimdi değişmelerle başlar diye bir birleşik fiilden bahsedebilir miyim? Hayır. E başlar tek başına gelmiş cümlede yüklem olmuş. Kabul. Bir dilin bozulup yok olmaması büyük sanatçılar yetişmesiyle olur. Olur burada gerçekleşir manasında. Peki yetişmesiyle olur diye bir birleşik fiilden bahsedebilir miyim? Hayır. E olur burada tek başına gelmiş cümlede yüklem olmuş. Tamam. Sanatçılarına değer veren milletler dillerini zenginleştirirler. Zenginleştirmek fiil, yüklem olmuş. Dillerini zenginleştirmek diye bir birleşik fiil olabilir mi? Yok, böyle bir birleşik fiil çeşidi yok. Öyle bir dünya yok yani. E dolayısıyla burayı da tek başına yüklem aldım. Bir dili diğer dillerden üstün kılan, büyük şairler tarafından işlenmiş olmasıdır. Bak bu bir fiilimsi grubu. Büyük şairler tarafından işlenmiş olması. İşlenmiş olması burası bir söz grubu. İşlenmiş nasıl işlenmiş? Büyük şairler tarafından işlenmiş. Bu da buraya bağlanmış. E dolayısıyla burayı bir bütün olarak alacağız. Burası da yüklem olarak doğru. Ama şurada bak katkıda bulunmak diye bir birleşik fiilimiz var. Değil mi? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. E dolayısıyla burayı bitişik almamız lazımdı. Tek almış yanlıştır. Burada yapmış. Peki. Bir sorumuz daha var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? Evet, evet söz grupları, tamlamalar, birleşik fiiller falan bunlara dikkat edeceğiz. Omuzlarının üzerinde kendi kafasını taşıyan çok az insan tanıyorum. Abi tanıyorum bu tek başıma alırım. Niye? E, birleşik fiil olamaz yanındakiyle birlikte. Değil mi? Tek başına alırım. Dolayısıyla tek başına bütün bir mısra. Evet burada yüklem değil. Bir şairin adının sadece ve sadece şiirleriyle öne çıkacağına inanan biriyim. Bak dikkat et. Biriyim isim soylu bir zamir. Nasıl biriyim? Bir şairin adının sadece ve sadece şiirleriyle öne çıkacağına inanan biriyim. Evet. Nasıl sorusunu ne demiştim biraz önce? İsim ve isim soylu sözcüklere sorduğunuzda nasıl sorusunun cevapları yükleme dahil edilir. Çünkü orada bir sıfat damlaması oluşuyor. E haliyle burası komple yüklem oldu. Cevabımız da bu. Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi olduğunu söylerdi Cemal Süreyya. Söylerdi yüklem. Şimdi söylerdi yanındakiyle birleşik fiil olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla sadece burayı alıyorum. Devlet Ana Kemal Tahir'in üzerinde en çok tartışılan romanı olarak tarihe geçmiştir. Tarihe geçmiştir diye birleşik fiil olarak alalım. Tamam deyim biçiminde vesaire. Tamam. Tarihe geçmiştir yüklem ama kalan kısmı yükleme dahil edemem. Geçtim. Yiğitlik denince geçmişe göndermeler yapılır, yapılır yüklem. E göndermeler yapılır, böyle bir birleşik fiilden bahsedemem. Yapılır, tek başına aldım. Dolayısıyla tamamı yüklem değildir. E cevabı bulmuştuk. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki. şimdi geliyorum özneye. Özne yüklemin bildirmiş olduğu iş, oluş, hareket, yargıdan sorumlu olan cümlede yargının oluşmasını sağlayan kişi ya da varlıktır. Yani illa insan olacak diye bir kaydı yok. Hava güzel, güzel yüklem. Güzel olan ne? Hava. Hava bak insan değil. Özne olmuş cümlede. Eyvallah. Hareket bildiren cümlelerde işi yapan varlık özneyken isim cümlelerinde yargıya konu olan varlık nedir Çünkü isim cümlelerinde bir hareket yok gibi eylem yok ki o eylem gerçekleştirilmiş olsun değil mi? Yükleme yöneltilen kim, kimler ne neler sorularıyla biz yüklemi buluruz. Şimdi burada şu ne sorusuna dikkat edelim. Neler pek karışmıyor da ne karışabiliyor? Bu soru nesne sorusudur aynı zamanda. Onun için yüklemi yüklemi bulduktan sonra hemen gidin özneyi arayın bulun. Özneyi bulduktan sonra yardımcı ögelere gidin. Yoksa nesneyle karışma ihtimali ortaya çıkabilir. Ve şunu yaparsanız nesneyle karışma ihtimalini tamamen ortadan kaldırırsınız. Yüklemi bulduktan sonra Ali dün akşamdan beri uyuyor. Yükleme kim sorusunu direkt yöneltmeyin. Yüklemi en an ekiyle sıfat fiil ekiyle dönüştürüp özneye şey yükleme bu soruyu o şekilde sorun. Yani uyuyor kim uyuyor yerine uyuyan kim? Uyuyan kim? Ali. Böyle yaptığınız zaman özne daha net ortaya çıkar. Ben buradayım ey beni işaretle der. Hem de Nesneyle karışma ihtimali ortadan kalkar. Çünkü en anla dönüştürerek sorduğun soruya alacağın tek cevap öznedir. Yani onun nesne olma ihtimali yok. Ama ne sorusunu yekten sorduğunda cevap özne mi nesne mi karışabilir. Ama ne en an ekiyle dönüştürülerek sorulduğunda artık alacağın tek cevap özne. Bundan eminsin. Mesela sınavlardan düşük not almak beni üzüyordu. Üzüyordu yüklem. Ne üzüyordu demeyekten. Sorduğun zaman sınav heyecanı Telaş, stres, ya bu nesne mi özne mi? Kafa karışabilir. Üzüyordu. Üzen ne? Üzen Bunu de artık cevap kesinlikle özne. Üzen ne? Sınavlardan düşük not almak özne. Bak bir söz grubu bölmedik. İstediğin cevapları alamayınca kızıyorsun. Kızıyorsun yüklem. Kızan kim? Sen. Sen kızıyorsun. Ha şurada bir gizli özne var. Bu model oldukça çok satıldı. Satıldı yüklem. Satılan ne? Bu model özne. Kazaya uğrayan araç mahalle insanları tarafından çekildi. Çekildi yüklem. Çekilen ne? Kazaya uğrayan araç özne. Vizyonda kötü filmler vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Kötü filmler özne. Gezide olanları sinem yani organizasyon sorumlusu anlatacak. Anlatacak yüklem. Anlatacak olan kim? Sinem yani organizasyon sorumlusu. Evet şurası özne olmuş oldu. Şurayı niye renkli vermişiz? Orası siyah olacak tabi ki. Neyse. Şimdi şu öznelere bakarak biraz da geçmişte anlattığım konuları bir hatırlamanızı istiyorum dostlar. Şimdi bir bizim bir gerçek öznemiz, bir sözlü öznemiz, bir de örtülü özne dediğimiz bir kavram vardı. Çatı konusunda bunu size anlatmıştım. Gerçek özne neydi? İşi bizzat yapan ya da işe bizzat konu olan. Mesela uyuyor yüklem, uyuma eylemini bizzat yapan Ali. Üzüyordu yüklem, üzen ney? Sınavlardan düşük not almanın bizzat kendisi. Bu sefer konu olmuş ama bizzat kendisi konu olmuş. Sen kızıyorsun. Kızan kim? Sen. Bizzat kendin kızıyorsun. Bu tarz öznelere biz Cümlede gözükse de gözükmese de yani şöyle gizli de olsa aşikar da olsa biz bu tarz öznelere gerçek özne diyorduk. Etkende ve dönüşlü de karşımıza çıkıyordu. Bir de iş yapmayan öznelerimiz vardı bizim. Mesela bu model oldukça çok satıldı. Satıldı. E kendi kendine mi satıldı? Hayır. Başkaları tarafından satıldı. Bu model burada nedir? Sözde öznedir. Kazaya uğrayan araç mahalle insanları tarafından çekildi. Çekilen ne? Kazaya uğrayan araç. Kendi kendine mi çekildi? Hayır. Sözlü öznedir değil mi? Ha buradaki özne çeşitlerimiz sözlü özne olacaktır. Evet şöyle yazalım. Tamam. Şimdi de şunu hatırlayın. İşi yaptığı halde cümlede zarf tümleci olarak gözüken bir öge vardı. Ona da örtülü özne diyorduk. Yine edilgenlerde karşımıza çıkıyordu. Nasıl çekildi? Mahalle insanları tarafından hatırlayın. Tarafından ya da CCA2 ile sağlanıyordu. E zarf tümleci. Ama işi yapan mahallenin insanları eyvallah. Bu tip zarf tümleçlerine örtülü özne diyorduk. Ama sen buna elbette zarf tümleci diyeceksin. Örtülü özneyi soru senden bunu özellikle isterse yani hangisinde örtülü özne vardır falan derse o zaman alırsın ama demediği müddetçe bu elbette zarf tümlecidir. Şuraya bakalım. Kötü filmler vardı. Gerçek öznedir. Gerçi yüklemimiz burada isim. İsim soru cümlelerde burada tutup da gerçek özne sözde özne aranmaz zaten. Çatı sadece fiillerde oluyordu. Ha şu özneye bakalım bak. Sinem yani organizasyon sorumlusu anlatacak. Anlatacak olan kim? Sinem. Ama yanında ne var? Organizasyon sorumlusu. Ha bak ara söz ne yaptı? Özneyi açıkladı. Eğer ara söz özneyi açıklıyorsa bu tarz özneleri de açıklamalı özne diyorduk ama bu özellik sadece ve sadece öznelere has bir özellik değildi. Açıklamalı nesne, açıklamalı tümleç gibi durumlar diğer ögeler için de geçerliydi. Evet. Güzel bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış belirlenmiştir? Bakalım. Şampiyonanın daha ilk turunda çok dişli bir rakip karşımıza çıktı. Çık karşımıza çıktı yüklem. çıkan kim çok dişli bir rakip, çok dişli bir rakip özne tamlama olduğu için bölünmemiş Dolayısıyla doğru biz yanlış arıyorduk değil mi? Dallarıyla adeta bulutları selamlayan Çınar'ın kökü çok derinlerdeydi. Derinlerdeydi yüklem derinlerde olan ne Dallarıyla adeta bulutları selamlayan Çınar'ın kökü özne. Ebesinin kökü gibi bir durum oldu. E burası bölünmez hocam. Nasıl kök? Dallarıyla adeta bulutları selamlayan çınarın kökü. Zaten çınarın kökü belirtili alt tamlaması bölünmez. Başında da sıfatlar var. E haliyle özne yanlış buldu. Tamlamayı böldü. Cevap Bursa. Sevgiye bir at çocuk olduğu her sözünden her davranışından belliydi. Belliydi yüklem. Belli olan ne? Bak lütfen şu en an ekini kullanın dostlar. Belli olan ne? Sevgiye aç bir çocuk olduğu özne. İşçilerini ezen bir patronun baş üstünde tutulduğu nerede görülmüştür? Buna cevap verelim. Nerede görülmüştür? Evde diyelim. Evde. Hı. İşçilerini ezen bir patronun baş üstünde tutulduğu evde görülmüştür. Görülmüştür yüklem. Görülen ne? İşçilerini ezen bir patronun baş üstünde tutulduğu özne doğru. Dünyadan haberi olmayan öğrenci tahtada boş bakışlarla öğretmeni süzdü. Süzdü yüklem. Süzen kim? Dünyadan haberi olmayan öğrenci tamlamayı bölmemiş. Doğru yapmış, güzel yapmış. E Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki bir sorumuz daha var. Yalnızca özne ve yüklemden oluşanı bulacağız bu sefer. Yine tamlamalara, söz gruplarına vesaire dikkat ediyorum. Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur. Şurada bir tüm romanlarıyla diye bir ifade var. Bu bir dursun. Sinemanın başlangıcından beri bu sanat dalına ilgi duyulmuştur. Duyulmuştur yüklem. Duyulan ne ilgi, özne. Başka ögeler de var. Geçtim. Şu şiiri beğendim dediğiniz zaman o şiirin bize hitap eden bir yönü vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? O şiirin bize hitap eden bir yönü özne. Başka ögeler de var. Geçtim. Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın edebiyatın doğasındadır. Sanatın edebiyatın doğası. Bak burası tamlama. Birden fazla tamlayanı var. Sanatın edebiyatın doğasındadır yüklem. Sanatın edebiyatın doğasında olan ne? karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak özne. Özleme yüklemden oluşmuş. Cevabımız bu. Şiirin son dizisi bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor. Anlatıyor yüklem. Anlatan ne? Şiirin son dizesi özne. Evet dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum şimdi öge soruları ve yardımcı ögelerimize. Şimdi öznemiz işi yapandı. Kim ne sorularını kullanıyordu? İş yapıldıktan sonra kıymetli dostlar, işten etkilenen bir öge peydah oluyor, beliriyor. Buna da nesne diyoruz. Eğer bu nesne belirtme hali eki almışsa, yani iyi ekini almışsa belirtili nesne, almamışsa belirtisiz nesne oluyor. Belirtili nesneyi bulmak için bakın sorularımıza dikkat edin. Neyi, kimi? İkisinin de sonunda belirtme hali eki var. Alacağım cevabın sonunda da belirtme hali eki olması lazım. Neyi, kitabı, kimi, aliyi? Belirtisiz nesne ise ne sorusuyla bulunur. Dikkat. Tabi önce özneyi bulacağız sonra belirtisiz nesne varsa onu bulacağız. E peki eylemin yüklemin ne zaman yapıldığını, nasıl yapıldığını, ne kadar yapıldığını, neden yapıldığını, niçin, niye, kimle yapıldığını veren ögeye de Zarf tümleci diyoruz ama şurada kimle sorusunun altına bir ünlem işareti koyalım. Çünkü buraya başlık olarak vermedik. Bir de bizim dostlar edat tümlecimiz var. Edat tümleci son derece tartışmalı bir konu. Yani bu ögeyi kabul eden araştırmacılar var, etmeyenler var. Edat tümleci komple zarf tümlecidir diyenler var. ÖSYM zamanında bir kere sordu. Edat tümlecini seçeneklerde geçiyordu. Dolayısıyla o kimle sorusuna bir soru işareti koyalım. Ünlem koyalım. Onu size ayrıca anlatacağım anlatacağım. Belirtiz nesneyi verdik zaten. Dolaylı tümleş nasıl kısaltıyoruz? DT değil mi? Altın çizip DT yazıyoruz. Bak buradan hatırla. D 2 DT. D 2 eki. 2 EA 2 Bu haleklerini almış sorular. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden gibi sorular. Alacağımız cevapta da aynı halekleri olmak zorundadır. E bir de bizim edat tümlecimiz var. Edat tümleci dediğimizde dostlar aslında çok detaylandırılabilir de Kimle, kimle, neyle sorularına cevap veren ögeler. Yani birliktelik ya da araç anlamı taşıyan sözcükler. Örneğin işte yaralıyı hastaneye Ali ile götürdüm. Ali ile kimle Ali ile birliktelik. Ambulansla götürdük. Ne ile ambulansla ha araç anlamı katıyor. Ama hasretle sarıldım. Nasıl sarıldım? Hasretle. Bak o hasretle zarf tümleci olur. Edat tümleci olamaz çünkü birliktelik ya da araç anlamı vermiyor. Edat tümleci için bir de dostlar kim için ne için sorularını kullanabiliriz. Özgürlük anlamı taşıyan. Örneğin. İstanbul büyülü bir şehirdir benim için. Büyülü bir şehirdir yüklem. Büyülü bir şehir olan ne? İstanbul. Kim için? Benim için edat tümleci. Bu yiyecek çocuklar için besleyicidir. Besleyicidir yüklem. Besleyici olan ne? Bu yemek kim için besleyicidir çocuklar için bak onlara özgü manasında düşünülebilir dostlarım dikkat. Edat tümleci de budur. E gelin örneklerimize bakalım. Ögeleri bulalım. tane tane yavaş yavaş ilerleyelim. Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler. Ziyaret etmişler yüklem. Niye birlikte aldım? Birleşik fiil. Ziyaret eden kim? Avrupalı bilim adamları özne. Peki ne zaman ziyaret etmişler? Geçen yüzyılın başlarında zarf tümleci nereyi ziyaret etmişler? Bak sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi nereyi kütüphaneyi bak hem soruda hem cevapta belirtme aleyhi var. Dolayısıyla buna da belirtilmesine diyeceğiz. Devam edelim. Her yazar büyük sanatçıları taklit ederek öyküye başlar. Başlar yüklem. Başlayan kim? Her yazar özne. Nasıl başlar? büyük sanatçıları taklit ederek zarf tümleci neye başlar? Öykü ye. Görüyor musun Yönel Malik'ini? Evet. Dolaylı tümleci yani yer tamlayıcısı. Şehir dışına çıkmak bu insanları olumlu şekilde etkileyecektir. Etkileyecektir yüklem. Etkileyecek olan ne? Şehir dışına çıkmak özne. Kimi etkileyecektir? Bu insanları bak belirtilmesine nasıl etkileyecektir? Olumlu şekilde zarf tümleci. Mor dövmelerle işlendi göğsümüze karlı dağların şanlı bayrağı. İşlendi yüklem. İşlenen ne? Karlı dağların şanlı bayrağı özne. Nereye işlendi? Göğsümüze bak. Hem soruda hem cevapta yönelme hali iki var. Dolaylı tümleci. Nasıl işlendi? Mor dövmelerle. Evet zarf tümleci. Ama burada mor dövmelerle sanki biraz araç anlamı da taşıyor değil mi? Çünkü mor dövmeler burada bir araç anlamı da taşıyor. Sen buna ne yapacaksın işte? Soru işareti koyup Seçenekleri iyi değerlendirip biraz böyle soruya göre kıvırmak diyoruz biz buna. Diğerlerinden emin olduktan sonra ha demek ki bu burada zarf tümlecidir. Ya da emin olduktan sonra ha demek ki bu burada edat tümleci olarak alınmış gibi bir duruma gireceksiniz. Hocam peki gerçek sınavda böyle bir durumla karşılaşır mıyız? Hayır kardeşim. Karşılaşmazsın. Yani öyle ÖSYM e üzerinde kavga çıkacak bir soru hazırlamaz zaten. Hazırlamadı da bu zamana kadar. Bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu gördüm gördüm yüklem. Gören kim? Ben. Ne gördüm? Bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğu nu. Neyi gördüm? Koştuğu nu. Aa, belirtili nesne. Seni kaybetme korkusundan hiç söz etmiyor. Söz etmiyor yüklem birleşik fiil. Söz etmeyen kim? O. Neyden söz etmiyor? Seni kaybetme korkusundan dolaylı tümleç. Nasıl söz etmiyor? Hiç söz etmiyor. Evet zarf tümleci. Balinalar okyanustaki en büyük canlılardır. Lütfen dikkat, bak uyuma. Okyanustaki en büyük canlılar sıfat damlaması bölünmez. Yüklem. Olan ne? Balinalar. Özne. Yağmur bastırınca herkes hemen içeri kaçtı. Bak bu çok güzel bir örnek. Dikkatli izle lütfen. Yağmur bastırınca herkes hemen içeri kaçtı. Bak dikkat. Kaçtı yüklem. Kaçan kim? Herkes. Özne. Ne zaman kaçtı? Yağmur bastırınca. Zarf tümleci. Ne zaman kaçtı yine? Hemen. Zarf tümleci. İki tane zaman zarfı, iki tane zarf tümleci var. Şimdi daha ilginç bir şey geliyor. Nere kaçtı? İçeri. Hatırlayın zarfları size anlatırken şunu söylemiştim. İçeri, dışarı, aşağı, yukarı gibi sözcükler. Eğer yer yön zarfıysa üzerinde çekim eki yoktur. Ve cümlede zarf tümleci olarak kullanılır. Ama üzerinde çekim eki varsa içeriye, içeride, içerisi içeriden. O zaman zaten sözcük türü olarak bir kere isim oluyor. Cümle ögesi olarak da dolaylı tümleç oluyor. O zaman bu sözcük içeriye olsaydı dolaylı tümleç diyecektim. Nereye? İçeriye. Ama içeri demiş bak. E o zaman zarf tümleci alacağız dikkat. Arabasının başına gelenleri ona ben anlatamadım. Anlatamadım yüklem. Anlatamayan kim? Ben özne. Kime anlatamadım? Ona dolaylı tümleç. Neyi anlatamadım? Arabasının başına gelenleri görüyorsunuz Mehmet Belirtilmesine diyeceğiz. Peki. Evet sorumuz var. ÖSYM gibi. Ya ÖSYM ögelerle ilgili ne tarzı sorular soruyor bunları da bir görelim. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir? Klasik bir sınav sorusu. Zamanla kitaplığımdan pek çok kitap kayboldu. Kayboldu yüklem. Kaybolan ne? Pek çok kitap özne. Nereden kayboldu? Kitaplığımdan. Dolaylı tümleç, DT. Ne zaman kayboldu? Zamanla kayboldu. Zarf tümleci. Evet. Dolayısıyla böyle bir soruyla karşılaştığınızda cümlelerin girişi önemli. Çünkü zarf tümleciyle başlamış. Zarf tümleci olabileceği bir öncelik var. Elbette hepsine tek tek bakacaksındır. Şimdi gençlik yıllarımda yayınladığım ilk kitabım eleştirmenlerden tam not aldı. Tam not aldı yüklem. Tam not alan ne? gençlik yıllarında yayınladığım ilk kitabım. Özne ile başlamış. Geç. Artık diğerlerini incelemene gerek yok. Orhan Veli ile ilgili inceleme yazmaya başladığımda elimde dergilerin notları vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Dergilerin notları özne. Nerede vardı? Elimde vardı. Dolaylı tümleç. Ne zaman vardı? Orhan Veli ile ilgili bir inceleme yazmaya başladığımda. Zarf tümleci. Evet. E dolayısıyla ZT, DT, özne, yüklem yukarıyla aynı oldu cevap adı Bursa. O yıllarda bu tür yayınlara genç yazarlar daha çok ilgi gösteriyordu. İlgi gösteriyordu yüklem. İlgi gösteren kim? Genç yazarlar özne. Nasıl ilgi gösteriyordu? Daha çok ilgi gösteriyordu. Ne kadar? Daha çok zarf tümleci. Yüklemden hemen önce özne vardı değil mi? Burada ne var? Dikkat edin zarf tümleci var. Eledim. Papyrus'ta yazdığım bir yazıda beni etkileyen Türk şairlerini de yazmıştım. Yazmıştım yüklem yazan kim ben. Neyi yazmıştım? Beni etkileyen Türk şairlerini belirtili nesne. Hemen yüklemden önce belirtili nesne olduğuna göre eledim. Özne lazımdı bize onu da zaten şurada bulduk değil mi? Sanatçının malzemesinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz yüklem. Bilen kim? Hepimiz özne. Neyi biliyoruz? Sanatçının malzemesinin ne olduğunu nesne. E dolayısıyla bu da olamaz. Bunu da eledik. Cevabı da zaten B seçeneğinde bulduk. Evet. Diğer bir ÖSYM gibi sorumuz. Bu da klasik bir sınav sorusu. Böyle de çıkabilir karşımıza. Ögelerin dizilişini soruyor. Haydi bakalım. Tabi önce siz durdurup çözüyorsunuz. Değil mi? Bak kaç ders oldu? 50. ders mi bu? 50 derstir dilimde tüy bitti. Lütfen durdur. Beni dinliyorsunuz dinliyorsunuz. Soru geliyor ya. Durdur. Dur sen çöz sonra beni izle hocam biraz aktif ol derse lütfen. Evet bir bakalım şimdi her güzel kitap bu bahçeye yeni bir nesne bir çiçek minik bir yol veya yolculuğunuzda dinlenebileceğiniz bir bank ekler. Ekler yüklem. Ekleyen ne? Her güzel kitap özne. Nereye ekler? Bu bahçeye ekler dolaylı tümleç. Peki ne ekler? Yeni bir nesne, bir çiçek, minik bir yol veya yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz bir bank. Bir sürü nesneleri arka arkaya sıraladık. Özne, DT, nesne, yüklem. Nerede var hocam? A seçeneğinde cevabımız da Adana olacaktır. Evet değerli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni en azından bir... Teşekkür ederim. Biz kibar insanlarız. Kadir kıymet biliriz diye düşünüyorum. Bir teşekkür ederim zor olmasa gerek. Her türlü eleştirinize zaten kapımız açık. Hakaret ve iftira olmadığı müddetçe eleştiride de bulunabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bunlar bizim gelişmemiz adına oldukça önemli. Sağ olun, var olun. Bir sonraki dersimizle birlikte cümlenin ögelerini tamamlayacağız ve sizi sorularınızla baş başa bırakacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.